Telsiz Mahallesi'ndeyiz. 3 yıl önce yıkılan binaların önündeyiz. Kentsel dönüşüm amacıyla burası yıkıldı. 3 yıldır vatandaşlarımız mağdur. Şimdi onları dinleyeceğiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Benim adım Zehra Emanet. Zeytinburnu kentsel dönüşümdenim. Çok üzgünüz, kötüyüz. Bize 18 ay sonra hepinizi evinize yerleştireceğiz dediler. Ama 3. seneye girdik. Hiçbir ses yok. Yüzümüze bakan yok. Türkiye sallanıyor. Benden iyi biliyorlar. Benden iyi görüyorlar. Ama kimse de çıt yok. Bizi enkazdan kurtaracaklardı, depremden kurtaracaklardı. Şimdi hiçbirisi ortada yok. Anca bizi enkazın altında, taşların arasında bulacaklar. Benim sevgili Sayın Cumhurbaşkanım, neredesin? Neredesin? Neden gelmiyorsun? Niye bizi kurtarmıyorsun? Neden evlerimize başlanmıyor? Bir de ikincisi, o bizim buraları, Zeytinburnu'nu, biz onun halkıyız, biliyor. Biz sadece işçi emeklisiyiz. Kiranızı keseceğiz diyorlar. Evimiz bitene kadar lütfen Cumhurbaşkanım, kiramızı kesmeyin. Ya da çabuk olun, başlayın, evimizi bitirin, sizden başka bir şey istemiyorum. Size daha önce bir projeyle geldiler, sizin kabul etmediğiniz söyleniyor. Bizim kabul etmememizin sebebi, bak şimdi, zaten evlerimiz 5 katlıydı, 6 kat o karı geçirmediler, daire başına dünyanın parasını çıkardılar. Hele benim dairemin başına maliyeti 700 küsür çıktı. Ben bunu nasıl öderdim yavrum? Biz de dedik ki, maliyeti düşürmen için Cumhurbaşkanım 2 kat daha ver. Biraz maliyeti düşür. 250 metre evim, 90 metresini sana vereceğim. 90 metreye 720 lirada maliyet ödeyeceğim. Yavrum sen işçi emeklisini bilirsin değil mi? Ödeyebilir miyim ben bunu yavrum? Söyle bana. Şimdi yeni projeniz geçmiş bakanlıktan. Şimdi 5-10 gün içerisinde size tekrar gelecekler. Nasıl bir şey bekliyorsunuz? Ben şimdi biz ne bekliyoruz bak, komşularım da içinde. Hepimizin niyeti, burada zengin kimse yok. Hepsi emekli. Şimdi bizim beklediğimiz en az binalarımız 9 kat olsun. İkincisi maliyetlerimiz düşük olsun. Lütfen Cumhurbaşkanım enkaz altına girmeden bize bir çare bulsun. Cumhurbaşkanımdan bunu rica ediyorum. Lütfen, lütfen. Teşekkürler. Maliyetlerimizi düşürsün. Bana ve kameraya bakarsan kamerasının yüzünü al. Tamam. Şu an iyi mi? 3 yıl önce sizi bir tanıyabilir miyiz? Ben Gülşah Çelik. 3 yıl önce binanız yıkıldı. Binanız depreme dayanıksız mıydı yıkıldığında? 3 yıl boyunca neler yaşadınız? Şu an kirada mı oturuyorsunuz? Bize kısaca anlatabilir misiniz? Bizim binamız depreme dayanıksız diye karot alındı. Karot alındıktan sonra bize dediler ki depreme dayanıksız evleriniz, yıkacağız evlerinizi. Bize dedik ki hani biz istemiyoruz evlerimizi vermek. Zorla gelip karot aldılar. Zorla evimizi yıkmaya çalıştılar. Gittik belediyeyle konuştuk ama şu an bize belediyenin söylediği sizin metrekareniz düşük çıkıyor. 90 metrekareden 65 metrekare evimizi düşürdü. Şu an bizden istenen maliyet 350-400 milyar. Evimizin üstüne para vereceğiz. Hem evimizi yıkıyorlar hem mağdur ediliyoruz. Üstüne de bu kadar fiyat, bizden para isteniyor. Ben şimdi size soruyorum. Benim şu an eşimin aldığı asgari ücret. Ben 1550 kira veriyorum. Benim üniversiteye giden çocuğum var. 2,5 yaşında oğlum var. Ben nasıl geçineyim? Bana biri bunu söylesin. Ben yardım yerlerine gittim. Her yere yazı yazdım. Çalmadım, kapı kalmadı. Bütün kapılar benim yüzüme kapandı. CİMER'e kadar yazı yazdım. Hiçbir sonuç alamadım. Yani ben o gün de dedik biz onlara yıkım hani kararı verildiğinde. Biz dedik hani nasıl çıkacağız, ne yapacağız? Doğru düzgün bize bilgi vermediler. İşte konuşacağız. Şöyle olacak, böyle olacak. Toplantılara gidiyoruz. Kimse doğru düzgün karşımıza muhatap yok. Ben doğumum 2 hafta kala karnım burnumda. Sokağa atıldım ya. Sokağa atıldım. Ben koca evi bir günde taşıdım. Bize günah değil mi? Kışın ortasında evden çıkarıldık ya. Yani biz istiyoruz ki hani evimizi zaten elimizden zorla aldınız. Biz istiyoruz ki evimizi yüksek maliyetlerle istemesin. Düşük makul fiyatlar yapılsın bize. Bizim gücümüz yok. Yani emekli olan ailelerimiz var. Yani kıt kanaat geçinen insanlar var. Biz bunları nasıl ödeyeceğiz ya? O zaman aldığımız parayı biz verelim onlara. Nasıl geçiniyorlar? Yani bize bir söylesinler. Şu an ben zaten buraya niye geldim? Derdimi anlatmak için. Çoğu şeyi de ben burada yazdım zaten. Size bu şekilde söylemek istiyorum.
20 yıldan beri deprem vergisi, eğitime katkı vergisi, özel konut vergisi, çöp vergisi. Vergi vergi değil midir? Evet. Vergileri alıyorlar, yıkılan binaları yaptırmıyorlar. Bir de eski binaları laf ediyorlar. Peki ben şunu soruyorum. Biz şu an eski depreme dayanıksız evde oturuyoruz. Ne oldu? Beni depreme dayanıksız diye evimden attı. Şu an benim oturduğum bina ondan kat kat çürük bir bina. Ya, çürük, evet, çürük binada oturuyoruz yani. Ne oldu? Hani bizi eski çürük evlerden kurtaracaktınız. Neredesiniz? Ne oldu? 3 seneden beri biz çürük binalarda hala oturuyoruz. Şu an oturduğumuz evler bizim yıkılan evlerimizden daha çürük. İlla biz de deprem olup o eski binaların altında mı kalalım sesimizi duyurmak için? Ya evlerimizi yapın ya da bizi bir enkazın altında ölüme terk edin. Zeytinburnu'nda kentsel dönüşümle birlikte ne kadar çürük bina varsa yakılıp yapılmalıydı. Fazla bir şey mi istiyoruz? Hayır. Sadece depreme dayanıklı güvenli binalar inşa ederek insanların evlerinde oturabilmesi sağlanmalıdır. Ama makul fiyatlarla. Bizim fazla ücret ödemeye gücümüz yok. Lütfen bunları göz önünde bulundurun. Bize uygun tekliflerle gelin. Evlerimizi artık yapın. 3 seneden beri çektiğimiz çile yeter. Kıt kanaat geçinen bu halktan fazla bir şey talep etmeyin artık. Sömürmeyin ya, bu halkı sömürmeyin. Çok bir şey istemiyoruz. Bizden zorla aldığınız evlerimizi geri istiyoruz. Bizden evlerimizi zorla geri aldınız, üstüne maliyet istemeyeceksiniz o zaman. Biz bunları veremiyoruz. Nasıl vereceğiz? Biz şu an kıt kanaat geçiniyoruz. Bunları biz nasıl vereceğiz ya? Çok bir şey istemiyoruz. Bunu gerçekleştirmek ve evlerimizi yapmak belediyenin en temel görevlerinden biridir. Haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı hep birlikte, hep beraber savaşıyoruz şu an. Ve şunu da söyleyeyim ben size. Şu an maliyeti yüksek olan hiçbir şekilde biz kabul etmiyoruz. Evimizi dediler, değer biçtiler ama biz bu değeri istemiyoruz. En az seviyelere inmesini istiyoruz. Biz şu an 400 milyarları, 300 milyarları verecek gücümüz yok. Şunu söyleyeyim, Ares Kentsel Dönüşüm Belediye'nin getirdiği bir firma. Şu an o firmada söz mahkeme kararıyla kapatılmış. Biz neye güveneceğiz şimdi soruyorum size. Biz hangi, kime güveneceğiz? Peki bakanlıktan projeniz geçmiş. Beklentiniz ne kadar bir fiyatla size gelsinler? Ya şu an bize göre, hani milletin durumuna göre, bütçesine göre karşısına alıp bizi konuşması gerekiyor. Ne kadar verebiliyorsunuz? Gücünüz ne kadarına yetebiliyor? Ha dese ki bize, ben size makul fiyat şunu şunu öngördüm. Biz de deriz ki, ha tamam, biz de bu kadarını verebiliyoruz. Ama onay alındı diyor. Sadece o açıklama yapılıyor. Ondan sonrası yok. 10-15 gün sonra toplantı. Niye 10-15 gün sonraya bekliyorsun başkanım? Gel burada o kadar her gece soğukta bekleyen bu insanların, bu vatandaşların seslerini duy. Herkese akşam çayı yapıyorsun. Gel bizim de derdimizi dinle. Biz burada sürünüyoruz. Çoluğumuzu çocuğumuzu evde bırakıp soğuklarda yaşıyoruz burada ya. Bize günah değil mi? Yani ben Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Ne olur sesimizi sen duy Cumhurbaşkanım ya. Sen duy, talimat ver. Bir an önce bizi evlerimize kavuştur. Rica ediyorum senden. Artık gerçekten dayanacak gücüm kalmadı. Ben çocuğuma bir süt alamayacak duruma geldim. Yemin ediyorum ya. Gelin bir bakın halimizi bir görün ya, Allah rızası için. Gerçekten yaşayamıyoruz ya. O zaman bizi ölüme terk edin yani bu şekilde. O zaman biz de ölelim. Herkes ondan sonra sesimizi duysun. Bu mudur yani? Yazık günah, şu kadar kişiye yazık günah. Gerçekten yazık günah. Ben istiyorum ki bizi çağırsın ya da şuraya bir 10 dakikasını ayırsın, gelsin sesimizi bir duysun. Bir derdimizi dinlesin. Gelsin ya da hani ziyaret etsin bizi. Her yeri ziyaretlere gidiyor. Çay muhabbetleri yapıyor. Bizim de derdimiz var. Niye gelip bizi dinlemiyor? 10 dakika yanımıza uğramadı. 5 dakika gelmiyor. 9. gün bugün daha bir kere gelmedi ya. Neden? Yani biz ne yaptık ya? Bir kere gel derdimizi dinle. Biz sana güvendik, oylarımızı sana verdik. Oy zamanı gelince herkes arıyor, halimizi hatırımızı soruyor, oy veriyoruz. Bitiyor, ondan sonra ne telefon açan var, ne halimizi hatırımızı soran var. O zaman bu menfaat dünyası bana göre. Yalan mı şimdi? Doğru muyum, değil miyim yani? Oy alırken arıyorlar, ooo neler neler vaat ediyorlar ama yapmaya geldiği zaman icraat yok. Evet. Teşekkürler, sağ olun. Ben teşekkür ediyorum, kolay gelsin. Sizi tanıyabilir miyiz? Bekir Çelik. Bekir Bey, 3 yıl önce daireniz, binanız yıkıldı. Evet. Depreme dayanıksız mıydı? 3 yıl boyunca neler yaşadınız? Kira yardımı alıyor musunuz? Şu an yaşadığınız bina, yıkılan binadan daha mı dayanıklı depreme? Şu anda yaşadığım daire, inan benim yaşım kadar var ve hiç de dayanıklı değil. Kendimizi hiç güvende hissetmiyoruz. Ve bize sözler verdiler, size daha iyi evler yapılacak, yapılacak diye bugün Zeytinburnu Belediyesi tarafından tamamen bir ortada kaldık, bırakıldık yani. Bizi sokağa atıldık. Öyle bir durumda kaldık ki, ne diyelim size, şimdi biz kendimiz olarak
ifade etmekte zorlanıyoruz. Kime sözle anlatacağız bunu bilmiyoruz. Cumhurbaşkanına mı gidilir? Çevre Şehircilik Bakanı demişti ki sizin olayınız çerez gibi demişti benim için. Ama hani biz bakanı da görmüyoruz. Hele belediye başkanı hiç ortalıkta yok. Mahallelerde çay daveti yapıyor belediye başkanı. Bizler için hiçbir şey yaptığı yok. Biz de bu eylemi gerçekleştirmek zorunda kaldık. Oğlunuzla beraber geldik. Evet, beraber geldik. En azından bu da bir evin üyesi olduğu için bu da etkileniyor. Beraber geldik ve beraber hakkımızı arıyoruz. Peki 3 yıl boyunca neler yaşadınız? Sadece başka yere taşıdık. Bilmediğimiz binalara da taşındık. Böyle kendimizi rahat hissetmiyoruz yani. Yaşadığımız sorun her zaman işte evimiz yapılacak mı yapılmayacak mı? Sürekli tereddütler içinde kaldık, tamam mı? Tereddüt içinde olunca ne yapacağımızı biz eğer hani deseler ki biz sizin evinizi yapmıyoruz, tamam kardeşim biz yapmıyorsanız bize bıraksın da biz kendilerimiz yapalım. Onu da engel oluyorlar yani. Bir türlü yapılmıyor evlerimiz. Şu an beklentiniz ne? Beklentimiz tabii ki evlerimizin yapılması yani. Bir an önce yapılıp huzur içinde evlerimizde oturmak istiyoruz. Teşekkürler, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Vaadullah Özdabakoğlu. Bize kendinizi tanıtabilir misiniz? Vaadullah Özdabakoğlu. Yaklaşık 3 yıl önce değil mi? Binanız 2016'dan sonra yıkıldı. O günden itibaren neler yaşadınız? Daha önce size tebligat yapıldı mı yıkılması için? Şu an yaşadığınız bina yıkılan binanızdan daha mı sağlıklı? Kısaca bize bilgi verebilir misiniz? 2016'da Zafer Alsaç ve ekibi Murat Aydın, belediye başkanı bizim kapımızı çaldı. Buranın kentsel dönüşüm projesi içinde olduğunu, iyi bir projeleri olduğunu söylediler bize. Biz de dinledik onları. Mağdur etmeyeceğiz dediler sizi. 12 katla başladılar. Ondan sonra toplantılar, tanıtım toplantıları yaptılar. Öyle ki yani insanların içinde oturacağı dairenin pencere rengine varana kadar insanlara böyle pembe bir tablo çizdiler. Pembe masallar anlattılar. Biz de haliyle inandık. Çünkü bizim kapımıza gelen Zeytinburnu Belediyesi'nin belediye başkanı ve başkan yardımcısıydı. İnandık biz de. O süreç başladı. Karot numunesi aldılar. Bu karot numunesi alındığında da orada da sıkıntılar var. O numuneleri alıp belediyeye o raporları veren ALES diye bir firma mahkeme kararıyla kapatıldı ve teminatına el konuldu devlet tarafından. Bizim binalarımız sıkıntılı binalar değildi. Ben 93'te geldim buraya. 93'te sıfırdı buralar. 26-27 senelik binalardan çıktık. Şimdi 50 senelik, 55 senelik binalarda 2000 lira kira veriyoruz. Bizim burada 6 tane bağımsız birimimiz vardı. 4 tane ev, 2 tane de iş yeri. Bu 2 iş yerinden 3 tane aile geçim sağlıyordu. 6 aydan beri de o iş yerini de kapattım. Arka sokağa taşımıştım. Orada da iş yapamadım, kapattım. Şu an benle kardeşim işsiziz. Annem kirada, ben kiradayım, kardeşim kirada. İnsanlar çok mağdur, çok perişan. Biz şuna kızıyoruz. Biz devlette bir süreklilik söz konusudur. Murat Aydın gitti. Yerine bir başkası geldi. Ömer Arısoy geldi. Biz verilen sözlerin yerine getirilmemesine kızıyoruz. Biz bize sahip çıkarılmamasına kızıyoruz. Bizim devletimiz çok muktedir, çok şefkatli bir devlet. Arnavutluk'ta deprem oluyor, el uzatıyor. Başka bir yerde bir sel felaketi oluyor, el uzatıyor. Biz de İstanbul'un göbeğindeyiz. 2002 yılında Sayın Cumhurbaşkanı'nın parti kuruluş aşamasında Zeytinburnu'nda görüştüğü 10 kişiden biriyim. AK Parti'yi, devleti ve milli duruşumuzu da her noktada, her platformda savunan birisiyim. Şu anda da öyleyim. Bizim sıkıntımız devletin hantallığını kendine siper eden bürokratlara. Ömer Başkan gerekli yerleri harekete geçirirse, ki onun da bu süreç içinde çalıştığını biliyorum ama demek ki yeterince çalışmıyor ki. Projeniz bakanlıktan geçti. Bakan onay vermiş. Şimdi 5-10 gün içerisinde sizlere gelinecek. Neyi bekliyorsunuz? Nasıl bir projeyle size gelinsin? Vallahi bizim beklediğimiz bir şey yok. Yani biz şu an şöyle bir psikoloji içindeyiz. Önümüze ne gelirse biz imza atacağız. Çünkü yani 3 katır mı 3 katır 40 3 katır mı 40 satır mı? Yani içinde bulunduğumuz durum çok kötü. Artı kira yardımları bitmek üzere. Bu. Teşekkürler sağ ol. Ben teşekkür ederim. Şaban abi 3 yıl önce binalarınız yıkıldı. 3 yıldan beri
farklı yerlerde ikamet ediyorsunuz. 3 yıl boyunca neler yaşadınız? Şu an belediyeden beklentiniz nedir? Kısaca bize anlatabilir misin? Biz niçin yıkıldığını anlayamadık zaten. Neden yıktılar bizim evlerimiz? Bizim evlerimiz sağlamdı bir kere. 3 yıl önce geldiler buraya toplantı yaptılar da neden yaptıklarını anlamadık. Bize %25 daha fazla verilecek. Buraya işte güzel binalar dikeceğiz. Bizi bir şekilde büyülediler mi ne yaptılar biz de anlayamadık çok. 3 yıl oldu yapılmadı daha hiç kimseden de ses seda yok. Belediye başkanı bize söz verdi. Söz insanın namusudur. Niye yapmadı anlamadım. Şurada insanlar toplanıyor. Gelip demiyor ki siz buraya kardeşim niye toplanıyorsunuz? Siz niçin buradasınız? Bizim başkanımız değil mi? Biz onu seçtik, getirdik buraya. O da gelsin görevini yapsın. Bize yapıyorsa yapsın, yapmıyorsa yapmıyorum desin. Bize kendimiz yaparız bir şekilde. Niçin yaptırmıyor? Başka bir şey mi var? Biz anlamıyoruz yani. Böyle yani. 3 yıl boyunca neler yaşadınız? Yaşadıklarımız yok. Yani nerede oturduğumuz belli. Taşındığımız evler buradan daha beter. Bizim evimiz sağlamdı. Çürük binada. Şu an gelsinler, kontrol etsinler. Bizi bir gün oturtturmazlar. Niye gelip oraları kontrol etmiyorlar bizim oturduğumuz yerleri? Bir gelsinler, görsünler bizim oturduğumuz yeri. Eğer sağlam derlerse biz onlar haklı diyeceğiz ama öyle bir şey de yok. Gelsinler görsünler oturduğumuz yeri. Şu anda iş yeri de aynı. Oturduğumuz evler de eski 25-30 senelik binalar. Yani böyle. Teşekkürler. Eyvallah. Gelsinler bir an önce yapsınlar evlerimizi. Tanıyabilir miyiz? Mehmet Kılıç. 3 yıl önce binalarınız yıkıldı. 3 yıldır kiradasınız. Neler yaşadınız? Kısaca bize anlatabilir misiniz? Evet. Öncelikle hoş geldiniz siz. Zeytinburnu TV kanalımız hoş geldi. Bu yaklaşık 3 senedir bizim evlerimizi yıktılar. Ben 4 çocuk babasıyım. Ben artık kredi ödüyorum. Ben kira veriyorum. Girdiğim evler de depreme dayanıksızdır zaten. Bu yıkılan evlerimiz de çok sağlamdı. Çoğu bizim arkadaşlarımız burada vefat ettiler. Yani bizim durumumuz zordur. Biz 2 haftadır bak burada ızgırap çekiyoruz. Geliyoruz buraya. Başkanımız gelmiyor bizim yanımıza. Yani ne olacak ne olmayacaksa gelsin bize bir açıklama yapsın. Lütfen yani böyle olmaz. Bu vatandaşı böyle hırpalamaya gerek yok yani. Öncelikle yani biz hepimiz zor durumdayız. Ben kredi ödüyorum. Ben 4 çocuk babasıyım. Hangisini okutayım hangisini bırakayım? Ben okula göndermeyeyim kardeşim. Söyleyin bana ben göndermeyeyim öyleyse. Benim durumum yok. Aldığım para ne ki? İşsizlik maaşı. Yani bu nasıl olacak, nasıl olmayacaksa ben bilmiyorum. Anlamıyorum bu bizim başkanda. Bize önceden yıkıldığı zaman dedi 15 kat vereceğiz. %25 artış vereceğiz dedi. Ama öyle bir şey yok. Yani buraya ne olduysa ben anlamadım yani. Kimsenin aklı almıyor yani buraya. Gerçekten mağduruz. Yani buraya bir cumhurbaşkanımız veya Murat Kurum Çevre Şehircilik Bakanı da geldi. Biz onunla da görüştük. Artı bize Başkan Ömer Arısoy da dedi ki eğer ben kazanırsa burası bana bir çekirdek kabı gibidir. Ama hiçbir şey yok. Ne yazık ki yani bizimle görüşme bile terezzün etmiyor ya. Sen bizim başkanımızsın. Sen bizim derdimizi dinlemen lazım. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Tanıyabilir miyiz? Sadullah Aydın. Sadullah Bey, 3 yıl önce binalarınız yıkıldı. Evet. Binalarınız zorla mı yıkıldı? Niçin yıktırttınız? Depreme dayanıksız mıydı? Aradan geçen 3 yılda neler yaşadınız? Şimdi beklentiniz nedir? 3 yıl önce bizim yerlerimiz afet riskli alan ilan edilerek belediyeden o zamanki mevcut belediye başkanı ve yardımcısının burada bir proje yapma amacıyla yıkıldı. Afet riskli alan ilan edildikten sonra da bir şey yaptılar. Gezdiler insanları, bir nabız yokladılar. O dönem Kadir Topbaş beyefendiden sözlü onay aldıklarını, buranın 15 katlı
site şeklinde güzel bir proje olacağını, hatta bunu YouTube'da da paylaştılar, hala da YouTube'da var. Tabii insanlar da beklentisi neydi insanların? 100 metrekare dairem var, bana 80 metrekare verse, cebimden para çıkmazsa mantıklı geldi ilk etapta. Anlatılan da o şekildeydi. Yani daha sonradan Kadir Topbaş Bey görevden alındı. Tayyip Bey de, Sayın Cumhurbaşkanımız da yatay mimari konusunu gündeme getirince proje 15 kattan bu sefer 5 katlar konuşulmaya başlanınca da mevcut yapı yaklaşık 500 daire bu sefer 5 katlı sığmadı. Sığmayınca da işte bugüne kadar geldik. Bu arada şey değişti, belediye başkanımız değişti. Sayın Ömer Arısoy tabii kendisi bu konuda çok gayretli uğraşıyor. Fakat onun da aşamadığı anladığım kadarıyla noktalar var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sürekli gidip geliyor. En son Elazığ'a gittiğini duyduk sırf bu iş için. Hani bir çaba sarf ediyor ama burası kat yüksekliğinden dolayı bir sıkıntı yaşıyor. Yani yaklaşık bir 500 daire dükkan sığmıyor. Yani bir 10 katlı olursa, 10 katta bu sefer yatay mimariye ters geldiğini düşünüyoruz. Öyle söyleniyor tabii. Yani yatay dikey mimari konusuyla 3 senede buraya kadar geldik. İnsanlar tabii bu arada 3 senede kira yardımları da dolmaya başladı. Arada kalp krizi geçiren 8-10 arkadaşımız oldu. 4-5 arkadaşımız vefat eden oldu. Yani gerçekten burada yaşayan insanlar durumu çok iyi, varlıklı insanlar değil. Yani emeklisi var, işçisi var. Yani şimdi konuşulan rakamlar da eğer makul çerçevede olmazsa gene bir anlaşma, uzlaşma olmayacak muhtemelen. Gözüken o. Yani 5 milyarlar, 7 milyarlar ödeme noktasında olursa, yani bu işin yapılması için gerçekten devlet büyüklerinin bu işe el atması lazım. Yani devlet büyüklerinden kastımıza Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuyu benim anladığım kadarıyla, yani Murat Kurum Bey de geldi yaparız falan dedi ama seçimin üstünden de bir 9 ay geçti, hala bir şey olmadı. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız ancak bu konuya gerçekten el atması gerekiyor. Başka türlü de, yani burada yaklaşık 500 mağlup var, aileleriyle birlikte 2000-2500 kişi mağdur. Ve birçoğu da çok zor durumda yani. Hani kira yardımları da doluyor, ortada hani yapılan bir şey de yok. Yani belediye, sadece belediye başkanının bu konuda çabaları benim gördüğüm kadarıyla yetmiyor. Yani ona da destek olunması gerekiyor. Hani biz destek nasıl olalım? Vatandaş olarak biz destek olamayız. Devlet büyükleri destek olacak Sayın Ömer Arısoy'a da. Hani çabalarını görüyoruz, sürekli gidiyor geliyor, 7 katı onay aldım diyor ama anladığım kadarıyla 7 katlık onay da buradaki sorunu çözmüyor. Durum bu Murat Bey. Başkan nerede? 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 Baş
gelecek, halk almayacak diye. Vatandaş. Böyle var.